ensonhaber.com akıllı tercihi sunar. İyi akşamlar. Lider Eğitim Programı Akıllı Tercih tüm hızıyla başlıyor. Gündem çok yoğun olduğu için bugüne has saat değişikliğimiz var. Yarından itibaren yine 15-15'te ekranda olmaya devam edeceğiz. Bugün de gündemimiz çok dolu. Tercih süreciniz de hızla devam ediyor. İlginiz çok yoğun, sorularınız çok yoğun. Bugün meslek yüksekokullarını konuşacağız. Bununla ilgili detayları ekrana getireceğiz. Merak ettiklerinizi sormaya devam edeceksiniz. Yanımda çok kıymetli iki isim var. Eğitim danışmanımız ve bu alanda veri madencisi çok nadir isimlerden biri. Burak Kılanç bizimle. Burak Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Çok sorumuz var meslek yüksekokullarında. Peki. Bol bol konuşacağız. Tamam. Ayağınıza sağlık. Sayın Arda Çakır, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı. Kapadokya'dan geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Hem sizin Meslek Yüksekokulu'nda çok ilginç bölümler var. Onları detaylandıracağız. Hem de Meslek Yüksekokulu düşünen arkadaşlarımıza sizin tecrübelerinizi paylaşacağız. Ayağınıza sağlık hocam. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Sevgili arkadaşlar, Facebook, Twitter'dan iletişimimiz devam. Canlı yayına telefonla bağlanmak ister. 0212 259 4048. Tabii tüm sorulara cevap vermek mümkün değil. Birincisi bu. İkincisi, tüm gelen telefonları biz yazıyoruz ama hepsine dönemiyoruz. Bu da zamanla sınırlı. Bununla ilgili sistemleriniz var. Ama genel olarak toparlama yapıp o soruları iletiyoruz. akıllıtercih.trthaber.com'da ATS'li kullanan sayısı 350 bin. Bugün Burak Hocam'dan biz yine sayıları ona gönderdik ve sonuçları bizimle paylaşmasını istedik. O verileri de paylaşacağız program boyunca. Tamam, tercih listenizi yaparken o veriler bilimsel bir kaynak. Ona göre düzeltmeler yapabilirsiniz. Hemen gidelim Mersin'e. Enes Coşkun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Nasıl durum? MF sıralamam 38 bin. Ben tıp fakültesi yazmayı düşünüyordum. İşte neler önerirsiniz? Peki ATS'yi kullandın mı, baktın mı? Evet, ATS'yi kullandım. Bir de Alev Hanım, bu şey sıralamalarını, ya yoğunlukları bize de aktarabilir misin? Tıp olan ilgiyi. Tamam, bugün Burak Hocam bize söyleyecek. MF3'te mesela hangi bölümü en çok tercih ediyor sorarız birazdan. Nasıl Enes'in şansı hocam? Şimdi tabii 38 bin esasına baktığımızda devletlerde tıp okumak için yeterli olan bir başarı sırası değil. Zaten kendisi de girip ATS'den baktıysa orada görmüştür. Bazı vakıf üniversitelerinde esasında 38 bin başarı sırasıyla geçen sene yerleşebileceğini görüyoruz. Ama çoğunlukla bunlar, hatta çoğunlukla değil, sadece ücretli programlar. Öyle mi? Burs var mı? Burs alabiliyor mu? Herhangi bir burs? Seni... Tabii vakıf üniversitelerinin pek çoğunda işte ilk sıralarda tercih edildiği zaman o üniversite bir takım indirimler, burslar söz konusu oluyor. Hı hı. Öyle olduğu için mutlaka kılavuzdaki özel koşullar kısmını o vakıf üniversitesi okusun. Oradaki işte ilk tercih indirimleri hakkında bilgi edinsinler. Bunun dışında hani baktığımızda bu sene tıp fakültelerinde çok ciddi bir kontenjan artışı olmadığından dolayı hani 38 bin başarı sırasıyla biraz evvel söylemiş olduğum ücretli vakıf üniversiteleri tıp fakültesi bir şansının ben olmayacağını söyleyebilirim. Peki bizim ATS'de hocam çok kullanılıyor. Nasıl? Tıp hep popüler mi? Yani bizde de öyle mi mesela? Tıp popüler yani hani daha sonra belki toplu olarak açıklarız ama şimdiden başlayalım. MF3'de beklendiği üzere tıp zaten tercih edilmiş. Yani ATS'ye girip kullanılıyor. Öyle mi? İçinde. Sonra diş hekimliği var. Ondan sonra hemşirelik, beslenme ve diyetetik, eczacılık. Yani zaten 3 aşağı 5 yukarı belki de bakmadan da söyleyebileceğimiz bir sıralama. Demek ki bu sene de tıp popüler. Çok sayıda öğrenci tarafından tercih ediliyor. Gene gözüken o ki herhalde başarılı öğrencilerin gene %45'i 50'si doğrudan mühendislikler yerine tıba kayacaklar. Bize mühendislik demişlerdi yaptığımız ankette ama tercihler tıp gösteriyor. Öyle gözüküyor. Şimdi Arda Hocam, sizin de sağlık bölümleriniz var. Çok da ilginç bölümleriniz var ama önce genel olarak bir sorayım. Toplamda ne kadar öğrenci alacaksınız? Bu sene 1300 civarında kontenjanımız var. Hem İstanbul yerleşkesinde hem de Kapadokya yerleşkesinde olmak üzere. İstanbul yerleşkesinde 250 civarında, 1000-1050 civarında da Kapadokya yerleşkesinde var. Şimdi Kapadokya Meslek Yüksekokulu'na baktığımda ilginç bölümler görüyorum. Şimdi bu bölümleri nasıl belirliyorsunuz hocam? Yani iş ihtiyacı, eleman ihtiyacı olan alanlar mı diye düşünüp ekliyorsunuz? Nasıl belirliyorsunuz? Mesela çok
aşçılık var, atçılık var, hani sivil havacılık var, uçak teknolojisi var. Böyle her yerde görmediğimiz enteresan bölümler. O anlamda da özel bir yeriniz var. Nasıl belirleniyor bunlar? Yüksekokul olarak zaten program açmada hem program açarken hem programı devam ettirirken hem de müfredatı oluştururken bu analizleri yapıyoruz. Hem ilerleyen yıllarda önümüzdeki 5-6 yılda bu programda istihdam olacak mı? Öğrenci iş bulabilecek mi? Hem de istihdam olduğunda sektörün istekleri ne olacak? Sektörün talepleri ne olacak? Bu analizleri yaparak açıyoruz. Eğer ki bir alanda daralma olacaksa da o alanda öğrenci alımını durduruyoruz. Her sene böyle örneklerimiz var. Mesela bu söylediniz hocam, onu söyleyelim tam yeri gelmişken. Balon pilotluğu. Şimdi Kapadokya deyince balonlar, hani balon pilotluğu geliyor insanın aklına, ama bu sene öğrenci almayacakmışsınız. Evet. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün bir düzenlemesi var. Önümüzdeki birkaç yıl alanda öğrenciye, daha doğrusu pilota ihtiyaç olmayacak. Yeni pilotun sektöre girmesine ihtiyaç olmayacak. O yüzden öğrenci alımını durdurduk o programda. Tekrar ihtiyaç olana kadar bekleteceğiz. O zaman iş dünyasındaki trendleri takip etmek için sizin okulu takip etmek faydalı. Öyle gözüküyor hocam. Burak hocam, şimdi meslek yüksekokulları ile ilgili çok sorular geliyor. Mesela demiş ki, ben meslek lisesini istiyorum. Ayşenur çocuk gelişiminden mezunmuş. Okul öncesi öğretmenliği istiyormuş. Bunun için ek puanlı sıralamaya mı bakmam lazım? Tercih kılavuzu nereye bakmalıyım? İki tane sıralama var, kafam karıştı. Bu para Ayşe Nur'un sorusu ışığında bize hani detay anlatabilir misiniz? Nereye bakacaklar? Ek puanlı sıralama nedir? Şimdi bazı meslek liselerinin bazı alanlardan mezun olanlarının 4 lisans programlarını ek puanla tercih etme hakkı var. Bunu da kılavuzdaki tablo 6B1'de görebilirler. Şimdi tablo 6B1'e gittiğimizde bu tablonun ikinci sayfası, yanlış görmüyorsam. Evet, ikinci sayfasında çocuk gelişimi, çocuk gelişimi ve bakımı, çocuk gelişimi ve eğitimi isimli 1292 lise kodlu, alan kodlu alandan mezun olanların okul öncesi öğretmenliğini 4 yıllıktır. Bu YGS 5 puanlı öğrenciler hepsi yazıyor. Ek puanla tercih edebileceğini görüyoruz. Demek ki kendi sınav sonuç belgesindeki ek puanlı başarı sırasını kılavuzda hedeflemiş olduğu okul öncesi öğretmenliği programının ek puanlı başarı sırasıyla kıyaslayacak ve buna göre bir tercih listesi oluşturacak. Evet. Peki. Şimdi çok güzel anlattınız hocam. Bu arada. Peki. Arda hocam, şimdi sizde de çocuk gelişimi var. Evet, bizde de çocuk gelişimi var. Bu çok soruluyor. Zannediyorum istihdamı da çok olan bir alan, ihtiyacın da olduğu bir alan. Çocuk gelişimi ve okul öncesi öğretmenliği gerçekten hani çok sorulan, merak edilen bölümlerden. Siz mesela ne kadar öğrenci alacaksınız? Çocuk gelişimi programına biz bu yıl çeşitli kontenjanlarda alıyoruz. Bizim Kapadokya programları böyle bir özelliği var. Hiçbirinde tam ücretli kontenjan yok. Yani bu o 5 tane programın bir kısmı %100 burslu, bir kısmı %50 burslu, bir kısmı %25 burslu. Toplamda çocuk gelişimi programına bu sene 60 tane öğrenci alacağız. 60 kontenjanımız var ama işte dediğim gibi çeşitli kontenjanlarda. Söylediğiniz gibi çocuk gelişiminde hem talep var hem alanda istihdam var. Bir de farklılıklara ihtiyaç da var. Şimdi hem metotlar değişiyor çünkü klasik metotlar var. Mesela çok özel metotlar var çocuk gelişimiyle ilgili. Bizim uygulamaya yönelik eğitimlerimiz de bu alanda farklılık gösteriyor. Mesela Montessori metoduyla çocuk gelişimi üzerine eğitim almasını sağlayabilecek başka bir örnek yok Türkiye'de. Öyle mi? Yani staj yapıyorlar mı çocuk gelişimi öğrencileri? Şimdi şöyle bir şey var. Biz uygulama alanı daralıyorsa eğer bir programda, biz uygulamaya gönderecek yer bulamıyorsak kendi uygulama merkezlerimizi kuruyoruz. Çocuk gelişimi programı da buna örneklerden bir tanesi. Bizim çocuk gelişimi uygulama merkezimiz var. O uygulama merkezinde gerçekten çocuklara hizmet veriyoruz. Orada çocuk gelişimi bölümümüz var. Ve bizim öğrencilerimiz orada staj yapıyorlar aynı zamanda. Haftanın belli günlerinde, okul döneminde uygulama derslerini orada görüyorlar. Onun üstüne de yaz dönemlerinde de stajlarını orada yapıyorlar. Sizin 3 dönemmiş mesela. Diğer okullardan farklı bir özelliğiniz var. Bazı programlarda, özellikle uygulamanın çok yoğun olduğu programlarda yılda 3 dönemimizi yapıyoruz. Başka türlü uygulama pratik yetişmiyor. Çünkü öğrencinin devamlı bir uygulamayı göstermek başka bir şey ama el pratik dilin kazanması, onu otomatik yapabilir hale gelmesinin yolu çok fazla uygulama yapmaktan geçiyor. O yüzden birçok programımızda yılda 3 dönem eğitim veriyoruz. Öyle mi? O da ilginç bir değişik bir özelliğiniz. Burak hocam, şimdi MEO'larla ilgili en çok sorulan sorulardan biri de
İşte şuraya yerleşirsem daha sonra lisansta onun devamı olan bir bölüme yerleşebilir miyim? Yani dikey geçiş imkanları. Bu kolay mıdır? Dikey geçişle ilgili yani biraz toparlama yapar mısınız arkadaşlarım, kafası netleşsin? Tabii 2 yıllık ön lisans programlarını bitirdikten sonra gene belli kurallar ve koşullar ya da belli kulvarlar çerçevesinde, kulvarlar içinde kalarak da o ön lisans programının devamındaki lisans programlarına geçebilirsiniz. Hangi 2 yılda bitirdiğinizde, hangi 4 yıllığa geçebildiğinizle ilgili bilgileri gene web sitesindeki DGS kılavuzunda görebilirsiniz. Öyle söyleyelim adaylara. Şimdi tabii DGS ile ilgili bir sınav yapılıyor. Merkezi yerleştirme yapılıyor. Merkezi yerleştirme yapılırken de tabii ki hani gene arsa DGS'i insanlar talep ediyorlar. Kısıt sayıda DGS kontenjanları var. Bu burada insanlar nasıl kıyaslanıyor ÖSYM tarafından? Bir, sınavda göstermiş oldukları başarı. Bir de aynı zamanda 2 yıllık öğrencilik hayatlarında elde etmiş oldukları başarı. Hepsinin bir kombinasyonuyla, yani birleşimiyle esasında değerlendiriyorlar. Yani ders notları da önemli. Ders notları da önemli. Tabii daha az oranda olmakla birlikte. Şimdi tabii 2 yıllıktan 4 yıllığa geçildiğinde genellikle hep şu zannedilir. Hemen ben 2 sene daha okuyacağım ve lisanstan mezun olacağım. Ama bu üniversitenin üniversiteye değişebiliyor. Genellikle mutlaka 1 sene uzuyor. Ama bazı üniversitelerde 2 sene de uzadığı söz konusu olabilir. Yani 2 senenin üzerine 4 sene okumanız gerekebiliyor. Öyle olduğu için şu andan belki değil, gelecekte eğer dikey geçiş niyetiniz varsa bunu sadece 3 sene değil 4 senede sürebileceğini şimdiden düşünün ve hangi 4 yıllık programı hangi üniversite okumak istiyorsanız oranın ne kadar zamanda tamamlanabileceği ile ilgili belki ile irtibata geçip bilgi almaya çalışın. Tamam, yani direkt 3'ten başlanamayabilir. Evet. Öyle kafanızda oturmasın. Bir intibak senesi mutlaka gerekecek. Gerekiyor. Peki. Atçılık ve antrenörlüğü. Çok ilginç bir program hocam o. Epey öğrenci alıyor musunuz? Atçılık ve antrenörlüğü 18 tane öğrenci alıyoruz. Az alıyormuşsunuz. Az alıyoruz. O program, diğer program bir tablo 3A'da değil, tablo 3B'de. Farklı bir yerde. Sınavsız geçişi yok. Sadece puanla öğrenci gelebiliyor. Atçılık ve antrenörlüğünde top 10 işte 3 tanesi tam burslu. 15 tanesi %50 burslu olmak üzere 18 tane öğrenci alıyoruz. Burslu, epey bursunuz var arkadaşlar. Evet. Hep burslar konusunda söylediğimizi hatırlayın. Mutlaka üniversitelerle irtibata geçin ve burslarla ilgili tüm detaylı bilgileri üniversiteden alın her zaman olduğu gibi. Aşçılık programı hocam. Aşçılık programı biraz önce konuştuğumuz yılda 3 dönem eğitim yapan programlardan bir tanesi. Geçen yıl bu uygulamaya başladık. Aşçılık programı zaten şu anda Türkiye'nin en çok madalya programı. Öyle mi? Yani övünmek gibi olmasın, en çok madalyayı biz kazanıyoruz. En iyi yemekleri Kapadokya Meslek Yüksekokulu öğrencileri bir yapıyor. Öyle oluyor. Geçen yılda Uluslararası Gastronomi Festivali'nde İstanbul'da yılın üniversitesi ödülünü yine bizim öğrencilerimiz aldı. Sağ olsunlar. Onların da başarısı aynı zamanda. Hem hocalarımızın hem öğrencilerimizin başarısı. Ne kadar öğrenci alıyorsunuz hocam oraya? Aşçılık programında 40 kontenjanımız var. Yine aşçılık programında %100 ücretli olmayan bir program. Her şeyinde, kontenjanında bir burs var öyle ya da böyle. Aşçılık programı da Kapadokya programlarından bir tanesi. Yılda 3 dönem eğitim yapıyor. Yılın bir dönemini tamamen uygulamada geçiriyorlar. 2 dönem, 3. dönem ve 6. dönemleri baştan aşağı uygulama oluyor. Zevkli de bir şey yemek yapıp hem okuyorsun hem de yemek yaparak okuyorsun yani. Yani geçen bir karikatür vardı hocam, özür dilerim lafınızı böldüm. Karikatürde şey diyordu, hocam sınavlarımızı yediniz mi? Hoca da şey diyor, akşam yiyeceğim, notlarınızı yarın açıklarım aşçılık fakültesinde. Güzeldi. Tabii bizde de biraz kilo almaya sebep oluyor aşçılık. Oluyordur hocam tabii, bir de bu kadar hani ödüllü şeyler yaptıkları için. Peki devam ediyorum. Sivil havacılık kabin hizmetleri. Bu sene çok dikkat çekti. Biz de Burak hocamla da konuştuk. Serkan hocam da varken konuştuk. Epey ihtiyaç olan bir alan olduğunu biliyoruz. Havacılık alanının tamamında ihtiyaç devam ediyor. Havacılık sektörü Türkiye'nin en hızlı büyüyen sektörü ve bir duraklamaya girmedi. Büyümeye devam ediyor. İnşallah 3. havaalanında tamamlandığında bu istihdam oranları gittikçe daha da artacak. 3. havalimanı iş imkanı mı hocam bu tür bölümler için? Tabii ki de. Yani bakanımızın ağzından rakamları söyleyeyim ben size. İlk aşamada 80 bin. Proje tamamlandığında 120 bin istihdamdan bahsediyor. Dolayısıyla havacılık programından mezun olan insanlar bu çoğunluğu alacaklar bu istihdamda. Bunlarda dil nasıl? Dil eğitimi var mı? Kabin hizmetleri programında haftada 12 saat zorunlu İngilizce dersi var. Tabii isterlerse öğrenciler ikinci yabancı dilde edinebiliyorlar ama öğretim elemanlarımız genelde İngilizcesi çok iyi olmayan hocalar, öğrencilerimize bu izinleri vermiyor. Çünkü en önemlisi bir yabancı dili çok iyi şekilde bilmeleri gerekiyor. Öyle mezun ediyorsunuz. Öyle mezun ediyoruz. Hemen paralelinde hocam sonra ATS verilerine geçeceğim. Uçak teknolojisi programı, o da ilginç.
İşte Kapadokya Meslek Yüksekokulu üç temel, hani sağlık, evet. Kapadokya programları ve havacılık programları. Bizim havacılık programlarımız 10 yıldır havacılık programı var Kapadokya Meslek Yüksekokulu'nda. Hem Sabiha Gökçen yerleşkesindeyiz hem de Mustafapaşa yerleşkemizde 3 havacılık programı. Hem sivil hava ulaştırma işletmeciliği, hem uçak teknolojisi, hem de kabin hizmetleri bulunuyor. Ve 3 programda havacılık biraz standartizasyonları gelişmiş bir alandır. Evet. Uluslararası düzeyde standartize edilmiştir ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü her kuruma yetki vermez. Bazı yetkiler vardır ki o yetkilerle eğitim yaparsınız.